Merhabalar. Geçen derste eş zamanlılığı sağlayan dört sözlük gördük. Angahke, hengamike, vaktike ve zamanike. Peki bunların arasındaki fark nedir? Hatırlarsanız biraz daha ileride size bunların arasındaki farkı anlatacağımı söyledim. Şimdi zamanı geldiğini düşünüyorum. Yani bunları çok daha rahat kavrayabilirsiniz. Şimdi dört tane farklı çizgi çizelim. Ve aslında angahke, hengamike, vaktike ve zamanike'nin birbirinden nasıl ayrıldığını görelim. Unutmayalım. Anga ki çok kısa bir süre birbiriyle farklı olan veya neredeyse eş zamanlı olan iki eylemi göstermek için kullanılacak. Yani önceki metni hatırladığımızda, şimdi metni getirmeyeceğim ama metni hatırladığımızda şöyle bir şey aklınıza canlanabilir. Ne oluyordu aslında? Biraz sermaye topladıktan sonra anlatıcı ne yapmaya Eski hayali olan bezirganlığa atılıyordu. O dönem için yani bu durum için ke diyemezdik. Çünkü sermayeyi elde eder etmez bezirganlık aklına gelmedi ki. Dolayısıyla ke çok yakın birbiriyle zamansal bağlamda çok çok ilintili iki eylemi anlatmak için kullanılır. Keza ke'nin yanında gördüğünüz çizgi çok çok kısa. Bu arada unutmayalım angahtaki an o demek Gah ise an demek O an Ki Yani o an ki bilmem ne oldu falanca şey vuku buldu Devam edelim hengamike Angahkeden biraz daha Uzun süreli eş zamanlılıkları işaret eder Vakti Vaktike Hengamikeden biraz daha uzun Zamanike ise İki eylemi neredeyse dönemsel bakımdan, bakımdan birbiriyle denkliğini anlatır. Örneğin Osmanlı hükümdarlığı döneminde falanca yerde falanca şey oldu. Buradaki eş zamanlı zamanike iki ile vermemiz daha doğru olacak. Çünkü bir dönemden bahsediyoruz. Çok güzel. Peki öyleyse şunu anlamamız gerekiyor. Her vaktike bir angahkedir. Ama her angahke bir ki değildir. Yani ki dediğinizde aslında bir nevi angahkeydi karşılamış olursunuz. Bu yüzden ben de zaten derslerde vaktikeyi tercih ettim. Ama angahke dediğimizde hataya düşme olasılığımız fazla. Bunların şimdilik teorik bakımdan ne anlama, ne işleve geldiğini bilelim ama çevirilerimizde vaktikeyi vermekle yetinelim. Yani bizim için şu anlık kullanılacak sözcük ki olsun. Pekala. Şimdi iki eylemin eş zamanlılığı bakımından veya denk zamanlılığı bakımından nasıl ayrıştığını görelim. İlkin şunu diyebiliriz. Süreksiz eylem Süreksiz eylem nedir? Sadece bir noktada vuku bulmuş. Yani bizim sade ile anlattığımız durum. Değil mi? Maziye sadelik, göz açlığı anlattığımız durum süreksiz eylemdir. Yani bir noktada vuku bulmuş ve bitmiş. Sürekli eylem dediğimiz nedir? Sürekli eylemde geçmişte bir noktada başlamış, yine geçmişin başka bir noktasına bitmiş ve bizim için o aralıkta önemli olan eyleme de sürekli diyelim. Peki, şimdi iki süreksiz eylemin denkleşmesini Ekranınızda görüyorsunuz. Görebildiğiniz üzere iki noktasal eylem yani bir noktada vuku bulmuş eylem ya birbiriyle biraz farklı zamanda veya tamamen birbirine denk biçimde vuku bulmuş. Bir diğer halde bir sürekli bir süreksiz eylemin birbirine denk düşmesi. Görebileceğiniz üzere sürekli eylem düz bir çizgi üzerinde devam ediyor. Yani nerede başladığı? daha nereye kadar sürecek belli değil. Ama bizim için bunun geçmişte olduğu bilgisi kenarda dursun. Şu an ekranınızda gördüğünüz sürekli süreksiz fiiller geçmişte yaşanmış. Bunu bir bilelim. Dolayısıyla bu şekilde baktığımızda ise bir eylem sürerken aniden başka bir eylem gerçekleşmiş da çıkartabiliriz. Son olarak iki sürekli eylemin denkliğinden bahsedebiliriz. Yani bir eylem sürerken diğer bir eylem de onunla eş zamanlı başlamış. Örneğin birincisi bitmiş ama ikincisi devam ediyor olabilir veya ikisi hala sürmekte olabilir. Bu denk düşmelere ister birinci ister ikinci ister üçüncü şekillerde de bu denk düşmeye eş zamanlılığa hem zamani diyelim. Hem zamaninin kullanımı hemen önceden de gördüğümüz üzere eş, daş, teş gibi anlamlar katmasından kaynaklı oluyor. Hem zamani zamandaşlık, eş zamanlılık demek. Peki ilki yani birinci için iki süreksiz eylemin birbiriyle eş zamanlılığı için bir örnek verelim. Livan dastam destem Bu anlık bir durumdur. Evet düştü. Düşüyordu değil. Yani çünkü bardağın elden düşmesi anlık. Tık der ve düşer. O güldü. O o an gülmüş ve bitirmiş. Yani gülmesi sürmemiş. Uhani, çok güzel. Bardak elimden düştü. O güldü. Bunlar tamamen iki ayrı eylemken. Bunların ikisini aynı zamanda bağdaştırmak için tabii ki vaktikeyi kullanmamız lazım. Birazdan zaten bunu göreceğiz. Şimdilik diğer örneğe geçelim. İkinci örnekte ben koşuyordum. Onu gördüm. Yani benim koşmam süreyen bir eylemken dönüp kafamı onun görmem anlık bir hareket. Dolayısıyla bir şey sürerken bir şey bu hareketi kesiyor veya eş zamanlı bir vuku'a sürüklüyor. Üçüncü durum için ise şu örnek verebilir, verilebilir. Ben ders çalışıyordum, o kitap okuyor. Yani iki kişi de aynı zamanda süreyen bir eylem gerçekleştiriyor. Ben ders demiştim, ders miyandım? O daşt kitap miyandı? Çok güzel. Hepsini vaktiyle bağlayalım. Liwan az dastam aştad. Vakti ki o xandid. Yoksa şöyle mi? Vakti ki u xandid, Liwan az dastam İlk cümle şunu kastediyor. Bardak elimden düştü o güldüğünde. Onun gülmesinden sonra bardak elimden düştü. Bakın buna dikkat edelim. Onun gülmesinden sonra bardak elimden düştü. Benim bu cümlemi şu an ekranınızda gördüğünüz Livanaz destem Oftad vakti ki o hendit ile kıyaslayın ve vakti kenin konumuna bakın. İkinci cümlede yani vakti ki o hendit Livanaz destem Oftad ise o güldüğünde bardak elimden düştü istiyor. Demek ki vakti keden sonra gelen eylem önceliklidir. Yani vakti keden sonra gelen hangi eylem varsa o önce vuku bulmuş demektir. Kontrol edelim. O güldü bardak elimden düştüğünde o khandid vakti ki az Bardak elimden düştüğünde o güldü. Vakti ki liwan az dastam oftad, Her iki cümlede de gülme eylemi bardağın düşürülmesinden sonradır. Bardak düşmüş, karşısı gülmüş. İkinci duruma bakalım. Yani sürekli ve süreksiz iki eylemi görelim. Vakti ki daştam miduvidim, o veya o ra diden vakti ki daştam bir diğer durum, vakti ki uğra didem, daştan Son olarak da dağıştan mi vakti ki uğra didem. Koşarken onu gördüm, sırasıyla tabii ki okuyorum. Koşarken onu gördüm, onu gördüm, onu gördüm koşuyorken, onu gördüğümde koşuyordum, koşuyordum onu gördüğümde. Aynı kapılara çıkabilir. Yani aynı anlamlar çıkartılabiliyor. Öne almak istediğimiz eylemi, vaktikeyi de cümlenin başına yakın tutmaya çalışalım. Ah, bu sizin temel formülünüz. Yani hangi eylem sizin için öncelikliyse, hangisini daha önce anlatmak istiyorsanız Vahdike'yi yakın tutun, Vahdike'yi de cümlenin başına yakın tutmaya çalışın. Bu kadar. Bu kurala uyduğunuz takdirde ilk cümleyi elde edersiniz. Vahdike daştan midavidem uğradidem. Bu pek tabi daha doğru, daha normal bir cümledir. Şimdi son duruma yani üçüncü duruma bakalım. من داشتم درس میخواندم وقتی که او داشت کتاب میخواند. باش که بیر وقتی که او داشت کتاب میخواند من داشتم درس میخواندم. وقتی که من داشتم درس میخواندم او داشت کتاب میخواند. او داشت کتاب میخواند وقتی که من داشتم درس میخواندم. ای چه ایلمده سرکلی اولدو öncüllük, ardıllık bir anlam ifade etmeyecek. Her iki eylem de aynı zamanda cereyan ediyor. Peki bunlar ne anlama geliyor? Kabaca vereyim. Ekrana yazmamıza gerek yok. Ben de açtım ders mihandan. Vakti ki uğdaş kitap mihan. O kitap okuyorken ben ders çalışıyordum. Ve buradan yola çıkarak zaten geri kalan üç tanesinin de anlamını çıkartabilirsiniz. Peki biz bu vakti ki angah ki zamani ki ve daha anlatmadığımız bundan sonraki derslerde gelecek diğer sözcükleri neden kullanıyoruz? Yani zarureti nedir? Bu cümlelerin eş zamanlı olduğunu başka bir biçimde anlatamaz mıyız? Tabii ki anlatabiliriz. Görelim. Ben evdeyken o geldi. Bakın burada iken kullandık. Yani vaktiyken kullandık aslında Türkçesinde. Ben evdeyken o geldi. Peki şöyle diyemez miyiz? Ben evdeydim, geldi. Evet aşağı yukarı aynı anlamı veriyor. Yani kişi evdeymiş, başkası da eve gelmiş ve yine ben evdeyken o geldi anlamını sağladı. Ben yemek yiyorken o evden çıktı. Bir de sürekli süreksizi denedik şimdi. Yemek yordum, evden çıktı. E tamam bu da doğru. Yani ben yemek yiyordum. Evet yeme eylemini meşguldüm. O da evden çıktı. Ya burada da ikene gerek yok aslında. Ben uyuyorken kedim topuyla oynuyordu. Ben uyuyordum, kedim topuyla oynuyordu. Evet yine de aynı kapıya çıkıyor. Ama biz dilin imkanını neden kullanmayalım ki? Neden bunları öğrenmeyelim ki? Dolayısıyla önemli olan şey aslında sizin bir dilde imkanları kullanıyor olabilmeniz. Dil bilmek de bir yerde bunu icap ediyor. Tabii ki dediğim gibi hangi eyleme dikkat çekmek istiyorsanız onu öne çıkartmanız önemli. Bunu yapacağınız birkaç yol var. Daha demin öğrendiğiniz vaktiye yakınlık vaktikenin de cümlenin başına yakınlığı ilk adım olabilir. İkinci adım ise ona süreylik vererek anlamını genişletmeniz. Örneğin ben oturdum vazo kırıldı. Tamam da burada bir şey dikkat çekmiş olmuyorsunuz ki iki tane sade ile gelmiş eylemi asla anlatmış oluyorsunuz. Buna karşın ben oturuyorken vazo kırıldı dediğinizde aslında vazonun kırılmasına da oturuyor olduğunuza da yani suçlusunuz siz olmadığınıza da dikkat çekmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla anlatmak istediğiniz anlam dünyası tercihlerinizle ilintili olmalı. Peki eş zamanlılığı gösteren anga ke, hengami ke, vakti ke, zamani ke kullanmadan Farsça'da iki eş zamanlılığını gösterebilir miyiz? Deneyelim. Men derhane budem u amat. Ben evdeydim. O geldi. Yani Türkçesine birebir çevresini yaptım. Evet bu doğru. Ben evdeydim. O geldi. Çok güzel. Yine Türkçede ben yemek yiyorken o evden çıktığı Farsçaya çevirelim. Men daştem gaza Uğraft. Evet bu da doğru. Ben yemek yiyordum. O gitti. Son cümle ben uyuyorken kedim topuyla oynuyordu. Ben daştan mi gorbe am daşt, batu peş bazı kert. Evet birebir aynı. Demek ki bu da çalışıyor. Ama buradaki ama tercihimizden ziyade cümlenin dinamini tutturmak bakımından önemli. Şunu söylemeden geçmeyeyim. Ben daştan mi Türkçe çevresinde anlamlı uyuyordum demek. Ama Farsça'da bu fiil daştan mi şeklinde gelmez. Anadili Farsça olan birisine ''Daşten mihabidem'' dediğiniz takdirde uyumaya hazırlanıyordum, uykuya dalma esnasındaydım anlamını anlar. Eğitim amacımıza hizmet etmesi namına böyle deformasyonları göz ardı edebiliriz. Şimdi size bir ödev vermek istiyorum. Bu ödevi yine bana mail üzerinden iletebilirsiniz. Birinci, ikinci ve üçüncü hallerle yani süreksiz süreksiz sürekli süreksiz ve sürekli sürekli eylemlerle 5 yaratıcı cümle kurmanızı isteyeceğim. Yani toplamda 15 cümlede vaktikenin geliş yerini ve eylem sırasını ve vurgularının değişeceğine de dikkat ederek mümkünse bu 15 cümleyi vaktikenin yerini değiştirerek 60 cümleye kadar çıkarmanızı sizden isteyeceğim. Ne kadar çok pratik, o kadar çok hata imkanı, dolayısıyla ne kadar çok hata, o kadar tecrübe. Ayrıca bu da yazılı olmayan bir ödev. Hayatınızda oturduğunuz yerde dışarıdayken, okuldayken, geliyorken, gidiyorken, yemek yiyorken veya uyuyorken hayatınızda nelerin eş zamanlı olduğunu düşünmenizi istiyorum. Bu pratik aslında sizin gündelik hayatta neleri nelere denk yaptığınızı öğretecek ve aslında bunu farsça düşünmenizin de kolaylaşmasını sağlayacak. Nihayetinde biz konuştuğumuz ana dilimizi temelleri bakımından, dil bilgisi bakımından düşünerek konuşmuyoruz. Öğrendiğimiz için konuşuyoruz. Yani şu an videoyu izliyorsanız acaba ben video izledim mi, izliyor muyum sorusunu sormanıza gerek yok ki. Siz Türkçenin içine doğmuş olan birisi olarak zaten video izliyorum dersiniz. Düşünmezsiniz acaba basit geçmiş zamanla mı kurayım yoksa izliyorum mu diyeyim. Dolayısıyla bunu düşünmek size aslında ne yaptığınız, gündelik hayatta ne yaptığınızı öğretecek. Ve bunu lütfen basit eylemleri bir kağıda bir kenara Farsça karşılıklarıyla dökün. İki eylem hayatınızda eş zamanlı gerçekleştiğinde bunu bir kenara Türkçe yazıp onun Farsçasını bulmaya çalışın. Bu pratik inanamayacağınız derecede size yardımcı olacak. Öyleyse ben sizden ödevlerinizin cevabını bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.